Altına yapacağınız yorumları da elbette ki bir taraftan takip ediyoruz. Yorumlara da yer veriyoruz. Bugün de haftaya Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe ile birlikte başlayacağız. Günaydın, iyi haftalar. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Size de günaydın. Bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza saygı sevgilerimizi ileterek onlara da iyi haftalar, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederiz. Ümit ediyoruz ki öyle geçer ama Türkiye'de hem günleri kovalıyor derler ama bizim gündemimiz o günleri kovalarken bile daha hızlı akıyor. Yetişmek zor. Ekonomide yaşanan gelişmeler öyle, siyaset öyle. Zaten bir seçim havasındayız artık. Onu iyiden iyiye hissediyoruz. Evet. Artık meydanlarda vatandaşa seslenmeler başladı. Bir taraftan adaylık tartışmaları zaten epeydir devam ediyordu. Öncesinde bir erken seçim tartıştık ama artık erkeni geç kalmadı. Evet. Zaten çok az kaldı. Dolayısıyla bu seçim hep çok, tüm seçimler için hep çok önemli deriz ama bu seçim biraz daha farklı olacak. Hem gençler kategorisinde hem de ekonomi büyük bir belirleyici olacak. Hepsini detaylı bir şekilde konuşuruz. İzmir gündeminde önemli başlıklar vardı. Ben ekonomiye bir pencere açarak başlayalım istiyorum. Şimdi hem sizin açıklamalarınız vardı. Üretici, tarım ve hayvancılık çünkü çok kıymetli. Hı hı. Siz de veteriner hekimsiniz. Evet. Ben öncelikle ekonomiden giriş yapalım istiyorum. Çünkü bunun temelinde de üretici var. Kesinlikle. Gıda stratejik ürün. Dolayısıyla üretici şu an o zincirde en önemli halka. Ama halka da çok ciddi ses yükseliyor. Zaman zaman üreticilerle sohbet ediyoruz. Tarımla da uğraşsa, hayvancılıkla da uğraşsa derdi büyük. Dolayısıyla bu da topluma ve bize ekonomik sıkıntılar olarak geri dönüyor. Siz nasıl bir tablo görüyorsunuz şu an? Ne durumda hayvancılık, tarım? Tabii hayvancılık ve tarım hani bir dokun bin ah işit noktasında. Hayvancılar özellikle süt üretim noktasından bu konuya girecek olursak şu anda isyan eder haldeler ve artık Türkiye bu şapkayı gerçekten ciddi ciddi önüne koyup ciddi tedbirler almazsa önümüzdeki dönemde nasıl artık kasaptan aldığımız etin kilogramını yarım kilolara, 250 gramlara düşürdüysek sütü de bir, ithal süt içmeye hazır olmamız lazım. İki, market vitrinlerinde "aa bu da sütmüş" noktasına gelmemiz an meselesi. Çünkü Türkiye'de süt fiyatlarını ortalama belirlemeye çalışan Ulusal Süt Konseyi bundan işte Eylül'ün son haftasıydı galiba bir açıklama yaparaktan daha önce Mayıs'ın 15'inde almış olduğu fiyat üzerinden yıl sonuna kadar devam kararı aldı. Hı hı. Tabii bununla ilgili farklı gelişmeler de var. Onu da konuşuruz. Bu fiyat üreticiyi resmen isyan noktasına getirdi. O açıkladığı fiyat 7,5 TL. Sütün litresi. Şimdi zaten üretim noktasında bir de bunu söylerken vatandaşlarımıza hani konunun algılanması, üreticinin çektiği sıkıntı noktasında bir, bizim büyük çiftliklerimiz var, devasa çiftliklerimiz var ülkemizde. Bunun dünyada belli noktalarda örneği var ama Avrupa'da falan bunun çok bir karşılığı yok. Oralarda daha çok 50-100 başlık, 200-300 maksimum. Ama bizde binleri, 2000'leri bulan. Ona rağmen oradaki üreticilerin sesi ciddi manada yükseliyor. Yani diyorlar ki kardeşim siz bize bu fiyatı Mayıs'ın 15'inde açıkladınız. Birazdan enflasyon rakamları açıklanacak. Biz programdayken onu da ulaşabilirsek ya da görebilirsek. Ülkede bu kadar yüksek enflasyon varken bize yem fiyatları bu kadar yükselmişken bize aynı süt fiyatlarıyla devam edin, aynı üretimi yapmaya devam edin demek, bize bu işi bırakın demek diye isyan noktasındalar. Yani üretici artık şekilden şekile girerekten, hayvancılık kolay bir meslek değildir Ayşegül Hanım. Yani gecesi gündüzü, düğünü bayramı olmayan bir iştir. Ve bu kulvarda da bir, süt üreteceksiniz. İki, bu ürettiğiniz sütün kalitesi, yağı, proteini, işte somatik hücre sayısı, yani içinde bakteriyel oranının da çok düşük ki olması lazım ki, kalitesinin çok yüksek olması lazım. Bu kadar özveri isteyen bir işte marketteki fiyatlar alıp başını gidecek ama gecesini gündüzüne katan, bayramı seyranı unutan bu insanlar aynı fiyatta devam edecek. Bir taraftan yem fiyatları, şimdi son günlerde bu artış sabit bırakılmışken
yem fiyatları daha da yükseliyor. Bu tür bahsettiğim çiftlikler standartları sağlamışlar ve kendi hesap birimleri olan çiftlikler. Hı hı. Şimdi bu çiftliklerde 12 kilo, 15 kilo verimi olan hayvanlar verim düşük kabul edilip sürüden ayrılırdı. Şimdi bu barem olarak bunu düşündüğümüzde şu anda 25 kilolara kadar çıktı bu. 25 kilo süt veren hayvan artık kendini amorti etmez oldu. Zararı daha da büyüdü. Yani üretici bu noktada, üretici isyan halinde. Bunun karşılığında yapılabilecekler konusunda ciddi bir teşebbüs görülmemesi. Şimdi yumurtanın fiyatı Afyon Başmak'ta belirleniyor. Ama biz ne ila hikmetse bir Ulusal Süt Konseyi diye, daha önce işte Gıda Komitesi diye komitelerden girişilmiş. Neden izin vermiyorlar? Ya da bu tabii kurumlar arası da farklı tartışma. Tarım Bakanlığı'nın buna sıcak baktığını duyuyoruz. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, ki 2018'de o dönemin Maliye Bakanı bildiğim kadarıyla Mehmet Şimşek, aman enflasyonu yükseltiyorsunuz diyerekten süt fiyatlarına, Ulusal Süt Konseyi'ne ya da o günkü hangi mekanizmada bu iş devam ediyorsa, Gıda Komitesi neyse, onlara baskı yaparaktan sütün fiyatının sabit kalmasını sağladı. Bugün de yenilen noktada aynı çaba var, çünkü enflasyon ülkede almış başını gitmiş. Süt bugün yoğurttan, peynirden, birçok işte çikolatasından, pastasından günlük yemeklere kadar girebilen ve ister istemez enflasyonu da etkileyen bir ürün. Hı hı. Aman enflasyon baskılansın, aman enflasyonda yükselme olmasın diyerekten üreticiyi canından bezdiriyorlar. Üreticiyi bu işten vazgeçirme noktasına gidiyorlar. Maddesi. En temel gıda maddesi. Yani içindeki kalsiyum oranından vitaminden proteinlerine kadar çocukların olmazsa olmazı. Siz bu durumda insanları bu işten vazgeçirirken bunu neyle telafi edeceksiniz? Tabii dediğim gibi konu geldikçe, mesela süt tozu ihracatımızı yasakladılar. Yani bunu ben temel neden olarak, ya süt yetişmezse işte artık tozdan bir şeyler yapar, insanlara süt diye veririz noktasına gelindiğini net bir şekilde görebildiğimizi söylemek durumundayız. Hani ekonomi nasıl? İşte ekonomi insan yönetenlere artık bunları da yapmaya zorluyor. Bunu yaparken ne oluyormuş? Elinizdeki üretici, bu işi kolay üretmeyen, dünyanın her türlü cefasını çekerek üreten bu insanlar artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Ve tabii biz bir taraftan kesimhaneleri takip ediyoruz. Oradaki rakamlar bizim için çok çok önemli. En son aldığım veriler, şu anda mezbahalarda kesilen hayvanların aşağı yukarı %60'a yakınının inekler olduğu. Yani bu çok ciddi ve hepimizi, hiçbirimiz bu işin farkında değiliz. Hepimiz marketten alıyoruz bir bardak soğuk sütümüzü, günü geçiştiriyoruz. Ama oradaki dönen sistem zaten... Yem konusundaki yemimiz ithal, bakıcımız ithal, kullandığımız birçok mekanizmalar ithal. Yani orada da artık bu iş bizim elimizden çıkmak ve bitmek üzere. Bu iş alarm veriyor, üreticiler ayakta, sürekli isyanlarını, tepkilerini dile getiriyorlar. Ama maalesef şu anda seslerini duyan yok. Normalde olması gereken fiyat 10-10,5 TL civarında, çünkü 8,5-9 liraya kadar üretim maliyetleri çıkmış vaziyette. Bu insanlar para kazanmasın mı? Tabii konunun başında bahsettiğim nokta, büyük üreticilerin birebir hakim olduğu. Bir de bu işin hep böyle işte köylerimiz boşaldı diyoruz. Efendime söyleyeyim, insanlar artık bu işleri yapmıyoruz. Bu iş normalde aile işletmesinin yapabileceği bir iş olması gerekirken ailelerden çıkıyor diyoruz. Neden çıkıyor? Şimdi büyük üreticiler daha organize. Kendi dernekleri var. Seslerini daha kolay duyurabiliyorlar. Tanınmış insanlar. Ama küçük üretici zaten elinde 3-5 hayvanı, ki bunların da nesli ülkemizde tükenmek üzere. Yani çok ciddi sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bunun yarattığı sıkıntı, sütlerini 5-6 lira gibi fiyatlara verebiliyorlar. Bu fiyat zaten kurtarmıyor. Bu durumdaki bir insan ne yapmak durumunda kalıyor? Elindeki hayvanları çıkarıp başka bir iş alanına yönelmek istiyor. O zaman dönüp baktığında, eğer diğer tarım alanlarında bir imkanı yoksa, en yakın ilçesine, şehrine, iline taşınaraktan kendisiyle beraber sorunlarını oraya getiriyor. Tabii.
Aslında çocuklar da şöyle, çocuklar da o işe devam etmek istemiyor. Çünkü annesinin ve babasının çektiği çileyi görüyor. Diyor ki bu iş akıl kârı bir iş olmaktan çıktı. Aldığı süt parasını tabii yemciye götürüp yatırıyor. Oradan işte çocuğu büyüdü, okula gidecek. Çocuğu büyüdü, evlenecek. Çocuğu büyüdü, ona ev bark lazım, bir şeyler yapacak. Hiçbirini finanse edemiyor. E finanse edemeyince ister istemez, hani şu birkaç gün içerisinde ya da daha önce de Numan Kurtulmuş'un son günlerde Cumhurbaşkanı'nın izah etmeye çalıştığı ya da izah işte aile yapımıza saldırılar var, aile yapımız şöyle böyle. Ya aileler zaten, hani köyler bu işlerin temelidir. Gelenekler, görenekler en diri şekilde, evet, şehirde bunları yaşatmak isteseniz de yaşatamazsınız. Çünkü büyük hengameler, büyük kargaşalar, o imkanlar yoktur. Ama köyde insanlar birbirlerinin o sıcaklığını unutmazlar, birbirleriyle iletişim halindedirler. Ve bu bir kanayan yara. 20 yıldır işte neoliberal politikalar diyorlar, bunlarla beraber yapıla, tabii Özal'la beraber de başladı. Özal'la da rahmetle anıp bunu da dipnot düşmek zorundayız. Hani yaşam maliyetlerini düşürdüklerini zannettiler. İşte bir köye elektrik götürmek yerine bütün bunları hepsini bir yere toplayıp yolunu sokağını düşünüp, yani insan bir metaya dönüştürüldü. İnsanın içinde bulunduğu kültürel yapı geleceğini temin edecek nesillerin yetişmesinin oluşmasındaki değerler bilerek ya da bilmeyerek bu şekilde bertaraf edildi. E bu bertaraf edilmenin telafisi kolay mı? Halen imkan var.